Biliyorum çünkü. Üç tane top, burada şey var. Toparlak gösterdik böyle, yarım daireler şeklinde. Sol omuz, baş. Sağ omuz. Şimdi şunun üzerinde boyun çizgisi burası. Burayı da aldık. Şu yüksekliği aldık. Y diyelim. O yukarıya normal şartlarda Y kadar gider kardeşim. Bu kısa vadeli de olsa bir tobo. Ters omuz baş omuz görünümüdür. Kaçtı burası? 5.43. Zaten 5.43'ü bütün yatırımcılar bildi. Yani herkes 5.43'te kesin dip olduğunu bildi burada. Tıpkı 6.30, 6.25'te kesin burası tepe dediler. Onu da bildiler. Yani herkes her şeyi biliyor zaten. Orada bir sıkıntı yok. Burası kaç kardeşim? 5.43. Şurası 5.63. Yani Y eşittir 20 kuruş. 5.63'ün üzerine 20 kuruşu koyarsan 5.83. 5.83. Yani bunun hedefi şurası olabilir. Yeter ki 5.63'ün üzerinde kalsın veya şuraya koyarsın stopu 5.60'a. Orada bakarsın duruma. Yani bu forexçiler için 5.60, 5.83 çok muhteşem para. Çok. Yani bizde 10 katıyla hocam iş yapılıyor kaldıraç ama dışarıda 100 kaldıraçlar var. Daha büyük görüntüyü düşünürsen buraya bakmak lazım. Şöyle bakmak lazım. Böyle 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 bu tarafa doğru. Bir de buraya bakmak lazım. Yani şuna. O biraz daha bu tarafa doğru yayılacak. Enflasyon aşağılara inmedikçe, tamam mı? Buradaki ikili tepe, 1-2, burası kırıldı, sat. Bu formasyon bu tarafa doğru yayılır. Bu dip noktası nerede oluştu? Ağustos'ta. Bu tepe nerede oluştu? Mayıs 1-2-3, yaklaşık 3,5 ay falan. 3,5 ayda buradan koysak, Eylül, Ekim, Kasım. Yani Kasım'ın sonu, yani yılbaşına doğru 6.20'ye gelse bile zaten 3 aşağı 5 yukarı bir sıkıntı olmaz. Yani hedefler dahilinde olur. Ama 6.20'ye geldiği zaman muhtemelen bir sürü insan da evet, kaçmaya çalışacak. Ellerinde dolar tutanlar. Yok ya ben burada %20-25 faizi kaçırdım. Burada dolar alarak bir de zarar ettim. Zaman kaçırdım. Zamandan yani para, hem zamanı kaybettim hem para kaybettim falan. Satıcı gelebilir gibi görüntü. Bunu hala şunu diyorum, yani borsalar için Ekim ayı biraz daha enteresan olabilir.